hurafesiz İslam manevi kalitedir. İslam'ı hurafesiz olarak anlayıp anlatamadık. Yazık ettik bize, dedim. Bir yazar kardeşim benden selamı kesti. Caiz olmadığı için isim veremiyorum. Ne diyelim, herkesin ufku hurafesiz İslam'ı anlamaya müsait değil. Düzelirler inşallah. Hemen şunu da söyleyelim. Hurafesiz İslam derken bazıları hadisi şerifleri inkar sanıyor. Hayır, Kur'an'a aykırı olmayan hadisler inkar edilmez. Hadisi kökten inkar etmek ne kadar kötü bir durum. Öyle inananlar da var. Ben Kur'an'a, akla ve tarihi olaylara aykırı olmayan hadisleri asla inkar etmiyorum. Etmem de. İnsanlar azıttılar. Birçoğu ikiyüzlülük de yapabiliyorlar. İkiyüzlüler ateşin en aşağı tabakasında olacaklar. Onlar için yardımcı bulamazsın. Nisa 145. Hem binesiniz diye hem de zinet olarak atları, katırları, merkepleri yarattı ve daha bilmediğiniz neler yaratacak. Bazıları bilmediğiniz neler yaratıyor diye anlıyorlar bu ayeti. Olsun, iki anlayışta insanların o dönem bilmediği, bu dönemde bizim bilmediğimiz binekler yaratacağını söylemiş oluyor Allah. İman etmemiz için Allah başka ne desin? Onlar, İslam düşmanları, hiçbir peygamber gelmedi ki onunla alay etmemiş olsunlar. Hicr 11. Bazı denizlerin suları birbirine kavuşmaz ve iki denizi serbest bırakan odur. Biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. Aralarına bir perde koydu. Birbirlerine karışmalarını engelledi. Eğer tatlı suyla acı su birbirine karışmış olsaymış, biz içecek su bile bulamazmışız. Allah ne yapmışsa harika yapmış, ne yapmışsa gerekeni yapmıştır. Bu arada çok fazla yayınlandığı için Kaptan Cousteau'nun Müslüman olduğunu bu kitapta yazmıştım. Yıllar sonra anladım ki bu haber doğru değilmiş. İmana zarar verecek konu değil ama kitabın yazarı olarak bunu açıklamayı uygun gördüm. Rabbinizin bağışlamasına ve muttakiler için hazırlanmış yerle gök arası kadar geniş olan cennet için yarışın. Bu ayeti ilk kez okuduğumda o kadar çok şaşırmıştım ki sanki sonunu bulacakmışım gibi gökyüzünün yerden yüksekliği kaç trilyon kilometredir diye düşünmeye başladım. Dehşet! O tarihte bulunan bir galaksinin yerden uzaklığı milyonlarca ışık yılı uzaklıkta çıktı karşıma. Aman ya Rabbi, böyle bir uzaklık nasıl idrak edilir? Ve cennetin genişliği yerle gökler arası kadarmış. Gökte değil, gökler. Bu nokta çok mühim ama şimdilik değinmiyorum. Allah şanı yüceden bütün iyilere hidayet vermesini ve hepimizi cennetlerine koymasını hayranlıkla niyaz ediyorum. Haydin, cennete girin denilecek. İşte yaptıklarınıza karşılık verilen cennet. Zuhruf 72. Zaman izafidir. İnanmayanlar her zaman değişik deliller istemişler. Rahmetellil alemin döneminde de bela istemişler. Eğer sen peygambersen hadi bize azap yağdır şeklinde belirtmişler bühtanlarını. Allah şanı yüce vermiş cevabı. Bir de senden azap istiyorlar. Elbette Allah vaadinden caymaz. Bununla beraber Rabbinin katında bir gün sizin sayacaklarınızdan 1000 sene gibidir. Haç 47. Yerleri ve gökleri 6 dönemde yaratan O'dur. Hadid 4. Bu makamların her birini melekler ve ruh, miktarı 50.000 yıl olan mesafeyi bir günde çıkar. Meariç 4. Bu ayetlerden anlaşıldığına göre zaman izafidir. Mekandan mekana, alemden aleme değişmektedir. Bilhassa dünyanın yaratılışı devirle anlatılmaktadır. Dünya 6 devirde yaratılmıştır. Bazı ayetler tek başına olunca anlaşılamaz. Mesela sizden olduklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değiller. Nur 35. Şimdi onlar kim? Bu ayetler onlar gibi oluruz ama anlayamayız. O konuyu üst ayetlerden, mümkünse surenin ilk ayetlerinden itibaren okumak lazım. Tefsirden de faydalanmak lazım. Size dumansız bir alev ve bakır gönderir de kurtulamazsınız. Rabbinizin hangi lütuflarını yalanlıyorsunuz? Rahman 35-36. Bu gibi ayetler her zaman anlaşılamaz. Bazıları bunun elektrik akımı ve benzeri şeyler olduğunu dese de şu anda pek anlayan yok gibi.
Buradan bizim alacağımız ne olduğunu tam bilmesek de gün gelir bir şeyler oluşur ve anlaşılır. Allah cümlemizi hak yoldan ayırmasın. Amin. Haydin, siz cennete girin. İşte yaptıklarınıza karşılık size verilen cennet denilecek. Ekersen dünyada cennetin tohumunu, ahirete gidince hazır bulursun onu. Bu ayet aya çıkışın ayeti mi? Bazı ayetleri hemen anlayamayabiliyoruz. Bazıları bu ayet aya çıkışın delilidir diyor. Doğrusu ben de inandım, aksi olsa da bir kaybım olmaz. Dolunay haline geldiği zaman o aya andolsun ki sizler muhakkak tabakadan tabakaya binip geçeceksiniz. O halde onlara ne oluyor ki hala iman etmezler? İnşikak 18-20. Tabakadan tabakaya binip geçersiniz ifadesini gökbilimciler aya çıkarken atmosfer tabakası katmanlarını yarıp geçip gidiyorlar şeklinde ifade ediyorlar. Şiir haram mı? İslam düşmanları Kur'an için şiirdir bu, ahkam hükümler kitabı değildir dediler. Bunun için Şanı Yüce Allah bu ayeti indirdi. Biz ona şiir öğretmedik. Zaten şiir ona yakışmaz. Kur'an sadece öğüttür. Yasin 69. Ayetlerin ruhunu iyi anlamak lazım. Allah ona şairlik yakışmaz derken o bir dinin kitabından sorumlu tutulan kişidir. Şiire indirgeyemezseniz bu dini konuyu demek istiyor. Fakat insan ufkunu açmazsa algı fakiri olur ve alakasız şeyler üretir. Bu ayet için şiir günahtır, bu ayet delildir dediler. Halbuki Allah Resulü dindar şairleri övmüştür. Bu gibi konular çok dikkat istiyor. Yerin içine gireni ve oradan çıkanı, gökten ineni ve oraya çıkanı da bilir. Hadid 4. Değerli okuyucu, bu ayetin yorumunu size bırakıyorum. İman başka bir şey. Önce Zebur geldi, sonra Tevrat. Tevrat'tan sonra İncil. İncil'den sonra da Kur'an geldi. Allah Kur'an'la son noktayı koydu. Yahudiler ve Hristiyanlar bir peygamber bekliyorlardı. Ancak gelecekte olan peygamberin kendilerinden geleceğini sanıyorlardı. Peygamberimize çok güvenirlerdi, ehli kitap ve müşrikler. Ona Muhammedül Emin lakabını taktılar. Fakat peygamber Haşimoğullarından gelince aşırı kıskandılar ve ona savaş açtılar. Şu ayet önemli bir ipucudur. Kitap ehli onu kendi evlatlarını tanıdığı gibi tanırlardı. Öyle olduğu halde içlerinden bazıları hak olanı gizlediler. İş gerçek dine gelince çok güvendiklerine güvenip Muhammedül Emin dediklerine yalancı diyebildiler. Sırf peygamber kendi kabilelerinden, kendi ırklarından gelmedi diye inkar ettiler. Kur'an beyinleri aydınlatan bir kitaptır. İnsan ufkunu açan en büyük kitap Kur'an'dır. Onun içindir ki dünyanın İslam düşmanı olması ve İslam'a korkunç ibareler koymaya uğraşmaları korkuyorlar dünyanın Müslüman olmasından. Halbuki ey dünya, hurafelere aldanmasanız İslam'ın tadına doyum olmaz. Asla kimseye zarar vermez İslam. Allah'ın dini iyilik yapın üzerinedir. Yahudisi, Hristiyanı kendi dinini yaşar ve kimse kimseye karışmaz der İslam. İslam'ın ana kitabı Kur'an'dır. Kur'an'ı tanımadan hurafelerden etkilenip korkuyorsunuz. O hurafeleri de dini kaynaklara sokan sizlersiniz. Şu ayetlere bir bakın, insan beynini adeta ışıklandırıyor. O Kur'an öyle büyük bir kitap ki insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için gönderdik. Bu kitap öyle bir kitaptır ki Allah'tan geldiğine hiç şüphe yoktur. Ve daha önceki kitaplarda da geleceği bildirilmişti. Kur'an, aziz, rahim olan Allah'ın indirdiği bir kitaptır. Kendisinden hiç şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Hamd Allah'a mahsustur ki Kur'an'ı kulu Muhammed'e indirdi. Onun mana ve lafzında bir çarpıklık yapmadı. Hazreti Muhammed Allah'ın peygamberidir. Kur'an en büyük mucizedir. Kur'an Allah tarafından gönderilen bir kitaptır. Bu kadar delilden sonra Kur'an'a inanmıyorsa kişi, onun ahirette zor olur işi. Peygamber ümmiydi. Allah Kur'an'da söylüyor. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ümmi olduğunu. Ümmi ne demek? Peygamberimizin Tevrat ve İncil okumasını yazmasını bilmiyor demek.
Yani senin Tevrat ve İncil'den almadı bu bilgileri. İki kitapta da sonradan değişse de Allah'tan geldiği gibi duran konular da var. Diyelim ki peygamber okuma yazma bilmiyordu. O kadar vahiyler yazılırken sonradan da çok rahat olarak öğrenirdi. Sorularla savaşanlar ve fareler. Kitabımız başından sonuna kadar sorularla ilgili olduğu için yine sorulara geçeceğiz. Bu sorular Türkiye'nin hatta dünyanın her yerinde halka ulaştırılan sorulardır. Çünkü din düşmanlarının en büyük silahı dinini bilmeyen gençliği soru sormak, mantık oyunlarıyla onları bunalıma sokmak ve dinlerinden çıkarmaktır. Bu oyunları gençliğe bir anlatabilsek, bakın neler olacak o zaman. Şu İslam düşmanlarının oyunlarını anlatamadığımızı bari anlatabilsek. Ah bir anlatabilsek. Neler olacak şu güzel Türkiye'mizde ve halkı Müslüman olan tüm ülkelerde. Ama umutsuz değiliz. Anlatacağız inşallah. Gel kardeşim, Rabbine düşman olma. Rabbine yaratanına dön diyeceğiz. Dönüşümüz onadır. Ayetlerini okuyacağız. Devenin misaline düşmezsek başaracağız inşallah. Deve kervancılığı, develerin birbirlerinin arkasına bağlanmasıyla yapılır. Bir gün develerle kervan yapılırken konaklama zamanı gelir ve bir yerde kervan konaklar. Adamlar da devenin üzerinde uyurlar. Bir fare gelir, ipin bağlı olduğu en öndeki devenin ipini keser. İpin ucunu alır, yuvasına doğru götürür. Fare gider, arkasından develer de gider. Fare gide gide yuvasına girer. Devamlı da ipi çeker. Develer gele gele deliğin ağzına kadar yanaşırlar. Deve girmeye çalışır ama giremez. Ne kadar komik bir manzara değil mi? Fare kocaman bir deveyi çekiyor. Niçin? Niçin olacak? Deve onun ipini kim çekerse onun tarafına gidiyor da onun için. Ama insan öyle mi olmalı? Allah akıl diye bir nimet vermiş ona. İnsan düşünen varlık. Müslümansa inancı açısından asla çekilen yöne gidecek cinsten değil. O Allah'ın emrettiği yöne gider. Şunu bildirmeliyiz ki niceleri yılanların peşine düştüklerinden sonunda cehenneme layık oldular. Hem de ebedi orada kalmak üzere. Bunu Allah bildiriyor. Bir türkü vardır. Sözlerinde bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır diyen. Ben de öyle hissederim kendimi. Derdimiz büyük, hem de çok büyük. Dağlar derdimizin büyüklüğü yanında kum gibi küçük kalır. Bizi içten yıkıyorlar. Uyanalım artık ne olur. Oyuna gelmeyelim. Beynimin ne olacak sorusuyla eridiğini zannettiğim zamanlar bir şiir yazmıştım. Biraz uzunca oldu ama ne yapayım, içimdeki volkan durmadı. Feryadımı yansıttım. İslam'ı terk eden vurdum duymazlara, kıl namazı, tut orucu yeter. Beni sokmayan yılan bin yaşasın diyemezdim. Demedim de. Ama içimdekileri döktüm öyle diyenlere. Sesleri duyuyorsun. Bu bir sinek değil ha. Alçak at koşturuyor. Geniş gelmiş de saha. Biraz bozdu keyfini. Lakin kusura bakma. İstersen yine uyu. İstersen kımıldama. Sen diyorsun ki keyfim her zaman rahat. Saltanatım asla yıkılmayacak. Gel gör ki yanıldın ey şaşkın kişi. Kafirler ciğerine geçirir oldu dişi. Lüks evinde keyfim şöyle rahat dedin. Ne cihadıymış o, hadi be bırak dedin. Gök başına düşse de bu düşen davul mu ki? Sordun ama değildi sorularının ilki. Meyhaneden çıkan sana sen sarhoşsun dese de diyemez oldun ona. Hadi canım sen de. Ben dinimi bilirim, namusumu korurum. Önderimin uğruna gerekirse ölürüm. Sormadım, soramadın da bu soruyu artık. Köpeklerin keyfine İşte bak böyle baktık. Kafirin gülüşüne dostçadır derken sen, o sana kesiyordu her boydan siyah kefen. Hainler yasa yaptı, yapanı göstermedi. Görmüyor musun bak hiç merhamet etmedi. Bize yakışır mıydı canavarın dişleri? Kaçar mıydı gözlerden sinsice gidişleri? Ucuza giden mala kelepir denilirken, onu söylese iyi sana dediler diken. Oyunlarına geldin, Rabbini terk eden sen, bu gidişin sonunu ah bir idrak edebilsen. Amerika'dan tut, ta öbür tarafa bak, İslam'ı çiğniyorlar, sen sırt üstü yat. Tarihte görülmüş mü utanmazlığın böylesi, ninni gibi mi geldi,
emperyalistin sesi. Ağlamaklar yetmez, ölüm de çıkış değil. İslam'ı öğrenmemek hiç olacak iş değil. Elini vicdanına koy. Şöyle bir düşün, kurtuluş neresinde satılarak gidişin. Bir emanet vardı sende, fakat o sende değil. Seninse o yüceden bir ayet manası bil. Her buklesini bilirken müziğin, dedin mi yavrum bu işler dini değil. Sordun mu ona Rahman'ın manası nedir? Gel okuyalım yavrum, Kur'an'ı bana getir. Söyleme sakın ağam, söyleme ne olur paşam. Aklın başına gelir, beynine inince dam. Bize yakışır mı davayı söküp atmak? Güneşi indirip de yerine gece takmak? Anlıyorsun değil mi hatalar zincirleme? Ya şimdiden tedbir al ya da sonra inleme. Bil ki bu tavsiyeyi kalbimin yaşı yazdı. Yok muydu renkte kara, hepsi sana beyazdı. Şunu bil, unutma ki dava bizim, din bizim, şereflerle okunan dört üçlük tarih bizim. Sen kendine gelirsen hangi engel aşılmaz? Sen kendine gelirsen kim sana saygı duymaz? Bugünün dev aynası, gerçeğin bir zerresi, korkutmamalı seni zalimlerin sesi. Aklına karşıdan bak, gör içinde neler var. Sonra kendine gelip Rabbine şöyle yalvar. Bizi bizden çaldılar, affet bizi Rahmanım. Şimdi tevbe ediyorum, aksa da suçlu kanım. Anladım, çok suçluyum. Kendime geldim ya Rab. Mahşer günü gösterme lütfunla bize azap. Dinimin askeriyim, vatanımın bekçisi. Gösterme artık bize, firavunlar elçisi. Geç kaldım, affet Rabbim. Kendimi yeni buldum. Ölsem de bu yoldayım. Mazimden pişman oldum. Size bu şiiri yazdığım geceyi anlatmak isterim ama en az 50 sayfa eklemem gerekir. Bense kitabı inceltme sevdasındayım. Şu kadarını söyleyeyim. O gece dünya zalimlerini, Müslüman gafillerini çok net gördüğüm gece. Müslümanlar hapiste, televizyona her çıktığında Cumhurbaşkanı Kenan Evren bizi aşağılardı. Bazı Müslümanlarsa bize saldırı yapıldığını hissetmiyorlardı. Her zamanki gibi oyun içinde oyunlar vardı. İçin için kahrediyordum. O gece duygularım patlak verdi ve ağlayarak yazdım bu şiiri. Kahrolsun mazlumları ağlatanlar. Üç kuruşluk toprak için insan canına kıyanlar. Kahrolsun. İki tür soru vardır. Biri insanın aklına kendiliğinden gelen soru veya sorular, diğeri İslam düşmanları tarafından bazılarının aklına zorla sokulan sorulardır. Gençlerden gelen sorular da ikisinden de vardı. Eşcinsel bir arkadaşım var. Günah diye hem cinsiyle özel ilişki yaşamıyor. O benim çok ahlaklı bir sınıf arkadaşım. Onunla arkadaşlığını kes, caiz değil diyorlar. Siz ne dersiniz? Bazı insanlar çok acımasız ve çok cahil oluyorlar. Bu cehaletlerin sonucu kendi duygularını din sanıyorlar. Arkadaşınız zaten kendini kontrol eden biriymiş. Ahlaklı diyorsunuz. O haramı da işlemiyormuş. Neden onunla insani ilişkiniz devam etmesin? O insan saygın bir insanmış ki o haramı işlemiyormuş. Zinadan da kaçıyormuş. Size konuşma diyenler, yaptıkları zinalarla övünenlerle kesin ilişkinizi demezler. Ahlaklı insanla konuşmanın ben dinde yasağını görmedim. Görüştüğüm dindar ama duyguları eşcinsel insanlar var. Biri deistti. Şimdi 5 vakit namaz kılıyor. Ahlaklı, eşcinsel, duygulu insanlarla ilgimizi kesersek onlara İslam'ı kim anlatacak? Onlar da insan. Onlar da ana kuzuları. Lut kavmiyle imanlı ve taviz vermeyenler aynı kefeye konmamalı. Kasıtlı olarak eşcinselliği yayanlar var. Allah'ın lanet ettikleri Lut aleyhisselamın kavmindekiler onlardı. Eşcinselliğin artmasını istiyor, eşcinsel olmayanları yadırgıyorlar. Ben dürüst, o haramı işlemeyenle konuşmayın diyen bir emre rastlamadım. Uydurmalar da var mı onu da bilmiyorum. Yani tekrar olacak ama İslami kesimin bir kısmı İslam düşmanı, yani deist ya da ateist eşcinselle kendi dünyasında elinde olmayan bir bela duyguyla savaş veren ve asla zina etmeyen dürüst eşcinsel eğilimli kişileri aynı kefeye koyuyorlar. Bir de tedavisiyle ilgilenip
o genci kurtarmaya çalışmak yerine daha çok itiyorlar. Biri ahlaklı, biri ahlaka karşı bu iki insanı birbirinden ayırmak gerek. Onlar da Allah kulu. Lut kavminin pislikleriyle zina yapmayan temiz eşcinselleri birbirine karıştırmak insanlık değil. Yani günah diye haram işlemeyen insanları birbirinin aynı görmek zulümdür. Gerçekten cehennem var mı? O gün sıkıntı olacak mı? Allah yalan söylemez. Tabii ki var. Ve cehenneme sadece Allah'ı ve onun dinini inkar eden zalimler girecek. O gün Allah izin vermeden hiç kimse konuşamaz. Onların kimi bedbahttır o gün, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Rabbinin dilediği hariç onlar gökler ve yer durdukça tabii ki cennetin gökyüzünden bahsediliyor. O ateşte ebedi olarak kalıcıdırlar. Mutlu olanlara gelince onlar cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar orada ebediyen kalacaklardır. İslam kadına hak vermiyor diyorlar. Doğruysa İslam kadına niçin hak vermiyor? Erkeğin yanında niçin ikinci sınıf muamelesi görüyor? İslam'ın kadına verdiği hakkı kimseler vermiyor. Bunu bilin. Ayrıca kadına kaba davranıyorsa bazı erkekler İslam ne yapsın? Bütün bu soruları ya İslam hakkında bilgisi olmayanlar öğrenmek için soruyorlar veya İslam düşmanları kasıtlı olarak soruyor. Karşısındakini harap etmek, dininden koparmak için. Temiz niyetle öğrenmek için soran, öğrenince rahat bırakır. Çirkin niyetli olan sormaya devam eder. O sadece soru üretmek için sorar. Gençliğin imanını sorularla çalmak için sorar. İslam'ın değil kadını korumaması, hayvanları bile korumuş, onlara ağır yük vurmak ve aç bırakmak suretiyle eziyet eden kimselere dünya ve ahiret cezasını bildirmiştir. Yani İslam hukukunda hayvanlara eza edenlere ceza vardır. Bu hususta bir hadis-i şerifi nakledelim. Peygamber Efendimiz Ensar'dan bir adamın bahçesine girdi. Orada bir deve bulunuyordu. Deve peygamberimizi görünce inledi ve gözlerinden yaş geldi. Peygamberimiz deveye yaklaşıp şefkat ve merhametinden hörgücünü ve kulak arkasını okşadı. Deve sesini kesti. Sonra Resulullah buyurdu. Bu deve kimindir? Ensardan bir genç benim ya Resulallah dedi. Resul-i Ekrem Allah'ın sana emanet ettiği bu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bak deve senin onu aç bıraktığını ve çok yorduğunu lisan-ı hal ile bana şikayet ediyor. Hayvanın hakkını veren İslam'ın kadına hak vermemesi düşünülemez bile. Kadın doğu kültüründe başka, batı kültüründe başka türlü eziliyor. İslamiyet'in geldiği çağda kadın, yeryüzündeki hemen bütün milletlerde aşağılık bir mahluk olarak kabul ediliyor. Zelil, hakir ve esir bir durumda bulunuyordu. Doğruyu konuşalım. Doğuda bir başka, batıda bir başka eziliyordu kadın. Dedik ya, tarihte kadını araştırınca resmen gerilim filmlerinden beter bir hayatla karşılaşıyoruz. Yunan tarihinde içine cadı kaçtı diye yakılan kadınların sayısı bazı eserlerde milyonlarla ifade ediliyor. Eski Hit hukukunda kadın miras alamaz, hiçbir hukuki hakka sahip değildi. Eski Yahudi hukukunda öz evlat kızsa hizmetçi hükmünde. İran Sasani devletinde kız kardeşle evlenmek bile vardı. İnsan böyle konuları okuyunca irkiliyor. Hem de çok farklı irkiliştir bu. Ve kendi kendine bu insanlar eskiden ne kadar vahşiymiş demekten kendini alamıyor. Halbuki aynı olaylar sadece 1450 sene önce vardı da şimdi yok mu? Zalimler o zamanda da, zalim bu zamanda da. Geçen sene İsviçre'de kız kardeşlerle evlenilebilir, erkek erkekle evlenebilir diye de kanun çıkardılar. Al sana Lut kavmi. Hatta daha da kötüsü var. İnsan yazmaktan haya ediyor ama ibret olsun diye yazayım. Gazetelerin birinde okumuştum. Ya Amerika'da ya da İngiltere'de kadının biri köpekle evleniyor. Belediyede nikah kıyılırken dostları tebrik etmeye geliyorlar. İnsan sapıttıkça insani ve ahlaki olanlardan uzaklaşır. İnsanın avazının çıktığı kadar bağırası geliyor. Neredesin 1400 sene öncesi cahiliyet devri? Gel, gel de senden beter devirleri gör, diyesi geliyor. Dünya var olalı görülmeyen rezaletler batı laikliğinden sonra ortaya çıktı.
Ey gözler, görün artık. Yunan ve Roma'da kadın hiçbir şahsiyete ve hakka sahip değildi. Eflatun'a göre kadın orta malı gibi elden ele gezmeliymiş. Çinlilerde kadın insan sayılmaz, ona isim bile takılmazmış. İngiltere'de milattan sonra 5. asırdan 11. asra kadar kocalar karılarını satabilirlermiş. İlk günahın işlenmesine sebep olan ve böylece insanlığın felaketini hazırlayanın bir kadın, Havva validemiz olduğuna inanan karamsar Hristiyan milletler kadına daima bir şeytan nazarıyla bakmışlardır. İngiltere'de kadın murdar bir mahluk sayıldığından İncil'e bile el süremezdi. Bu vaziyet ancak Kral 8. Henry'nin devrinde parlamentodan çıkan bir kararla sona erdi. Bu karara göre kadınlar İncil okuyabileceklerdi. Vaktiyle Avrupa'da ve bütün dünyada kadınlar hesaba katılmayan bir sürüydü. Alimler ve filozoflar kadın hakkında şöyle münakaşa ediyorlardı. Kadının ruhu var mıdır? Yoksa o ruhsuz bir yaratık mıdır? Eğer ruhu varsa acaba o insan ruhu mudur yoksa hayvan ruhu mudur? Onun ruhunun insan ruhu farz edildiği takdirde o zaman onun erkeğe nispetle insani ve içtimai durumu kölenin durumu gibi midir? Yoksa o köleden biraz daha yüksek bir yaratık mıdır? Sanayinin gelişmesiyle Avrupalı kadının başına gelen felaket, geçmiş tarihinde başına gelenlerden daha da kötüydü. Teknik ve sanayi hareketi kadınları ve çocukları çalıştırdı, aile bağlarını parçaladı ve ailenin kuruluş düzenini bozdu. Lakin çalışmasından, haysiyetinden, ruhi ve maddi ihtiyaçlarından en fazla bedel ödeyen sadece kadındı. Hatta kadın evli, aynı zamanda anne olsa kendisini beslemesi için çalışmaya mecburdu. Başka bir yönde de fabrikalar kadını en kötü bir şekilde istismar etti. Böylece onu saatlerce çalıştırdılar ve aynı fabrikada aynı işi yapan erkeğe daha fazla ücret verdiler. Birkaç cümleyle de komünist alemdeki kadına göz atalım. Bu ülkelerdeki kadının durumu Avrupa'daki kadınların durumundan çok daha beterdir. O nazik eller, o zayıf vücut, ağır sanayide gece gündüz vardiya usulü olarak çalıştırılıyor. Erkek bir fabrikada, kadın bir fabrikada, yani karı koca ayrı ayrı fabrikalarda ya da çiftliklerde çalıştırıyorlar. Çocuk bakım yuvasına bırakılmış, mutsuz bir hayat yaşıyorlardı. Yeni yeni biraz düzelse de komünizmden kopuşun bunda payı var, ancak yine baba, anne ve çocuk üçünün bir araya gelmesi büyük mesele. Çünkü erkek eve geliyor, kadın yok. Kadın eve geliyor, erkek yok. Böyle pejmürde hayatla komünizmi en üstün ideoloji diye dünyaya yutturdular. Kadınlarla güzel geçinin buyurdu Allah. Kadınlarla güzel geçinin kim söylüyor bunu? Allah. Allah söylerse o iş tamamdır. Bu ayetin ışığında Resul-i Ekrem de sizin en iyiniz, hanımına karşı en iyi olanınızdır buyurdu. Peygamber kendine gelen dine göre konuşur. İşte böylece eğer erkeği gerçek dindarsa kadın layık olduğu değerlere İslam'la kavuştu. Erkeği dinden uzaksa, Allah'ı dinlemeyense kadın o zaman İslam'ın verdiği hak konusunda sıkıntı yaşar. Peki kadınlar cennete giremez diyorlar, doğru mu? Bu soruyu soranı ayıplamıyorum ama bu soruya yuh demek gelirdi içimden. Düşmanların bu soruyu özel olarak hazırladığını bilmesem. Bu soruları hazırlayanların bir kısmı da dostlardandır. Kadını erkek seviyesine asla layık görmeyenlerden oluştuğunu biliyorum. Eski medeniyetlerde kadın cennete layık görülmezdi. Allah verdi cevabı. Erkek veya kadın, mümin olarak kim yararlı işler yaparsa işte onlar cennete girerler. Kendilerine zerre kadar zulmedilmez. Kadın erkek kim inanmış olarak iyi iş yaparsa ona hoş bir hayat yaşatacağız. Mükafatlarını yaptıklarından daha güzeliyle ödeyeceğiz. Rableri dualarını kabul etti. Birbirinizden meydana gelen sizlerden erkek olsun, kadın olsun hayırlı işler yapanın işini boşuna çıkartmam. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. İyiye teşvik ederler, kötülükten alıkoyarlar. Namazlarını kılarlar, zekat verirler,
Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah bunlara rahmet edecektir. Allah şüphesiz güçlüdür, hakimdir. Tevbe 72'de de Allah mümin kadınlara ve mümin erkeklere içlerinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan adın cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Yani cennete girme şartları kadında da erkekte de aynı. Erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Nisa 32. Kadın mirasta neden farklı? Önce şu çok iyi bilinmeli. Allah bir iş yapıyorsa ilk etapta görünmese de sonradan görülmektedir. Kadın bir tek bazı mirasta erkekten eksik alır. Onun da sebebi kira, giyim, kuşam, mutfak masrafları, A'dan Z'ye ev ihtiyaçlarını erkek alır. Kadın aldığı mirası altına, ticarete yatırırsa kadın harcama yapmayacağı için kadının kaybı olmamaktadır. Ayrıca babasından aldığı bütün mallar kadının kendisinindir, kocasına vermeyebilir. Kadın geçim parasını düşünürse durum psikolojik açıdan iyi olmaz. Kadının psikolojisi açısından çok kötü olur. Bir şeyi Allah söylerse yanlış olur mu? İslam kadına her alanda hakkını verdi. O halde İslam'ın bu ölçüsünde ne zulüm vardır ne de bir şüphe vardır. Müslümanlardan avamın anladığı ve kötü niyetli İslam düşmanlarının dediği gibi bu meselenin aslı hiçbir vakit İslam'da kadının kıymeti erkeğin kıymetinin yarısıdır şeklinde değildir. Dünyanın medeniyet beşiği Amerika'da kadına mülk ve tasarruf hakları 20. asırda verildi. Fransız kadını bu mevzuda kocasının izni olmadan harcama yapma hakkına hala kavuşamamıştır. Evlilik sorumluluk olduğu için evlenmek istemiyorum. Ben evlenmezsem haram mı? Yani evlilik farz mı? Genelde ümmetin kızlarını zina yoluyla sömürenler veya evlilik gereği duymayabilirler. Fakat harama kayma tehlikesi yaşayan erkek ve kadının evlenmesi gerekir. Harama kaymıyorsa ve evlenmek de istemiyorsa o zaman evlenmesi şart değildir. Bu konuda Bekir Topaloğlu bakın ne diyor. Evlenmede yaş tahdidi. İstanbul kulüplerinde düşünenlerin hissiyat garantörlüğüyle kanun yapmak isteyenlerin dediği olursa o zaman bu memleketin mezarı kazılmış olur. Erkek 20 yaşından kız 18 yaşından önce evlenemeyecekmiş. Anadolu bu erken evlenme sayesinde harplerin, ihtilallerin, Yemenlerin öldürdüğü gençliğin yerini kısmen doldurabildi. 23 yaşına kadar 2-3 çocuk sahibi olur. İhtiyar valide ve pederine gelini yardımcı bırakır. Gittiği yerde zevce ve çocuklarının hayatıyla hafif yaşar. Askerlikten 13-14 sene sonra dönüşünde boyunca evladı, askerlikte çürüyen el ve ayaklarının işini görecek oğullar etrafını alır. Anadolu'nun nüfuzunu azaltmakta, ahlaksızlığın ve fuhşun önünü almakta, gençlerin şehirliler gibi suistimalde bulunmalarına mani olmakta çok faydası dokunur. Hazreti Peygamber de evleniniz fakat mecbur kalmadıkça boşanmayınız. Çünkü Allah zevkine düşkün erkeklerle zevkine düşkün kadınları sevmez. Allah katında en sevimsiz mübah boşanmaktır. Zevkin için sevgilisi uğruna eşinden ayrılan kadın ve erkek cehennemini hazırlamış olmaz mı? Evet, eğer harama kayıyorsa ve evlenme imkanı da varsa evlilik farz. Kadınların şahitliği birçok ülkede kabul edilmezdi. İslam'da durum nedir? Bu konuda Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır'ın çalışmasını olduğu gibi aktarıyorum. Kadınların şahitliği. Erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. İki erkek yoksa kabul edeceğiniz şahitlerden bir erkekle iki kadın da olabilir. Biri yanılırsa diğeri hatırlatır. Şahitler çağrıldıklarında gelmemezlik etmesinler. Borç ister büyük ister küçük olsun vadisiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Böylesi Allah katında daha doğru, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygun olur. Farzlık yok burada, bir kadının ötekine hatırlatması var. Kadının biri şahit, biri birbirini hatırlatıyor gibi. Bu durum borç konusunda da böyledir. Diğer konular kaç kişi görmüşse kadın erkek ayrımı yoktur. Kur'an şahitlik konusunda kadın erkek ayrımı yapmadığı halde fıkıh geleneğinde ayrım yapılmış, hatta hat ve kısas davalarında şahitlerin tamamının erkek olması
şart koşulmuş, diğer davalarda iki erkek veya bir erkekle iki kadın yeterli görülmüştür. Borç doğuran hukuki ilişkileri tespitle ilgili ayette şöyle buyurulmuştur. Erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. İki erkek yoksa kabul edeceğiniz şahitlerden bir erkekle iki kadın da olabilir. Biri yanılırsa diğeri hatırlatır. Bağlantılarına bakmayınca ayetin şahitlik konusunda kadın erkek ayrımı yaptığı kanaatine varılabilir. Nitekim eski fakihler bu kanaatle hareket etmişlerdir. Ayetin devamı şöyledir. Şahitler çağrıldıklarında gelmemezlik etmesinler. Borç ister büyük ister küçük olsun vadesiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Böylesi Allah yanında daha doğru, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygun olur. Böylesi şahitlik için daha sağlamdır ifadesi, borcu yazıyla tespit açısından da şahitlik nisabı açısından da değerlendirilebilir. Daha sağlam sözü sağlamın karşıtıdır. Sağlam olan iki şey karşılaştırılınca birine daha sağlam denebilir. Bir erkekle iki kadının şahitliğine. Bir cinayeti bir kadın bir erkek görmüşse o zaman da bir kadın bir erkek şahit olmaktadır.